Libya 7 Şubat günü 25 kişilik arama kurtarma personelini ve 59 kişilik sağlık personelinizi personelini hemen ülkemize gönderdiler. Türkiye deprem felaketiyle yıkıldı. Dünyadan destekler çığı gibi geldi. Dünyadan diplomatlar Türkiye'de temaslarda bulunuyor. O görüşmelerden biri gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Necda El Mengu'yu ağırladı. İkili basın toplantısı düzenledi. Bakan Mevlüt Çavuşoğlu sahada görev yapan personel sayısını açıkladı. Yine 99 ülke 10 16 uluslararası kuruluştan yardım teklif aldık. 13 Şubat itibariyle 77 ülkeden 9401 personel sahada. 747 ilave personel de şu anda yolda. Tabii bu personel arama kurtarma ekiplerinin de Rotasyonlu çalışmasında da çok fayda var. Gece gündüz uyumadan çalışıyorlar çünkü her an herhangi bir yerden bir ses geliyor, bir emare oluyor. Ee, gece üçte de dörtte de kalkıp tekrar hepsi hepsi tekrar çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla bu yeni gelen personelle mevcut çalışanları rotasyonlu çalıştırmakta e, fayda olduğunu sahadaki arkadaşlarımız uzmanlar dün e, sahada ziyaretleri yaparken bize de söylediler. Çavuşoğlu, Suriyelilere ilişkin de konuştu. Yoğun bir şekilde Türkiye'ye mülteci geliyor bilgisi doğru değildir dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki hükümete bize karşı olanlar olabilir, bu doğaldır. Eleştirebilirler de, o da doğaldır. Ama halkın, özellikle halkı provok etmek için yanlış bilgileri yaymak, herhalde iyi niyetli bir yaklaşım değildir. PKK'nın, YPG'nin kontrol ettiği yerlerde kapı açılması söz konusu değildir. Ayrıca e, yoğun bir şekilde Türkiye'ye, Suriye'den e, mülteci geliyor, akımı var bilgisi de doğru değildir. Yani bunları yayan insanlara bakıyoruz. Normalde ciddiye almamız gereken insanlar, öyle düşündüğümüz insanlar. Yani bilgi almak istiyorlarsa bize sorsunlar. Biz gerekli bilgileri e, veririz.